Hoş geldiniz. 5 Ağustos 2020 günün Libya gelişmelerini sizlere aktarıyorum. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sirte Cufra Operasyon Odası Komutanı Başkanı Hadi Eldira, hükümet güçleri hazır ve geri çekilmeyeceğiz. Sisi'nin silinmesi için koyduğu kırmızı çizgileri görmek için endişeliyiz ifadelerini kullandı. Öte yandan Misrata Port Unloading şeklinde yerel kaynaklardan gelen haberlere göre Misrata Limanı boşaltılıyor. Büyük bir Türk deniz üssü kurulacağını haftalardır sizlere aktarıyorduk. Sonunda beklenen adım atılıyor. Liman boşaltılıyor. Limanda tamamen ülkemize ait bir üs kurulması bekleniyor. Tripoli, Koms ve Bingazi limanlarından ortalama nakliye trafiğine göre çok daha yüksek hareketliliğe tanık oluyor. Burada bayrak devletlerde güzel seçim ifadeleri kullanılmış. Buraya gelen gemilerin Moldova, Togo, Sierra Leone, Palu, Komor adaları ve Belize bayrakları taşıdığı aktarılıyor. Sisi eğitim ve silahlandırma vaadini koruyor. Libyalı kabile gençlerine eğitim sözü veren Mısır dediğini yapıyor. İlk grubun eğitimlerine başlandığı açıklandı. Bir de video paylaşılmış. SNA yani Sultan Süleyman Şah grubu ki Libya'daki muhalif gruplardan birisidir. Ordusunun görüntülerinin coğrafi konumu 32.819.729,12.953.832 koordinatlarında paylaşılmış. Libya'da Janjavur civarında burada Suriyeli askerleri görüyorsunuz. Türk halkını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüler. Janjavur civarlarındaki halk Ayasofya'da dua edilebildiği için de teşekkür etti. Bilindiği gibi Esad'ın askerleri Hafter'e destek verirken Suriyeli muhalif gruplar Serac hükümetine yani Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor. Bu görüntülerde Libya'da çekilmiş Sultan Süleyman Şah grubuna ait Suriyelilerden oluşan bir ordu Libyalılara destek veriyor. Libya Meclis Başkanı 1. Yardımcısı Celal Salih Eşşüveyhidi, Libya'nın toprakları çok geniş ve çoğunluğu Sahra Çölü. Bu bakımdan Libya toprağına girmeye çalışan hangi güç olursa olsun, özellikle Mısır askerleri olsun, bu çöl onları içine alıp yutacaktır şeklinde ifadeler kullanmış. Katar Hava Kuvvetleri'ne ait A7 MEK kodlu C17A Global Master Tiri askeri nakliye uçağı İstanbul'a iniyor. Daha sonrasında ise bu uçağın İstanbul'a indiği açıklandı. İstanbul'dan tekrardan havalanan Katar Hava Kuvvetleri'ne ait A7 MEK kodlu C17A askeri nakliye uçağının Ankara'ya doğru yolda olduğu aktarılıyor. Yine Alman gemileri Libya silah denetimi kapsamında Irini operasyonuna katıldı. Bilindiği gibi Irini misyonu oldukça taraflı bir misyondur. Sadece Türkiye'ye karşı çalışır. Fransa'yı, Mısır'ı, İsrail'i denetlemez. Ama Türkiye'yi denetler. Bu da Avrupa Birliği'nin 200'lü oyunlarından bir tanesidir. Ürdün'den de tehlikeli hamleler gelmeye devam ediyor. Ürdün'den LNA darbeci savaş ağası Lord Halife Hafter'e çok sayıda RPG-32 roket atarların yollandığı aktarılıyor. Bu da gelişmiş bir roket atar sistemidir. Yine Fransız Le Figaro gazetesi Erdoğan'a göre Libya hükümetiyle yapılan işbirliği 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğunu parçalayan Sevr Anlaşması'nı altüst etti. Erdoğan Faiz El-Sarraç ile Akdeniz'de haritayı yeniden çizdi açıklaması yapılmış. El-Samot Tugay ministeri Libya'da şeriat takimini istiyoruz ve İslami gruplarla müttefikiz açıklamasını yaptı. Hafter, Amerika Birleşik Devletleri merkezli avukatlık bürosunu Virginia'da açılan savaş suçları davalarında temsil etmesi için satın almaya hazırlanıyor. Evet, yine Tebu'dan da gelişmeler var. Tebu Kabileler Kongresi, savaş suçlusu Hafter ve ministerinin yönetimi güç ve askeri yöntemlerle ele geçirmek amacıyla dış güçlerden destek alarak yürüttüğü savaşta uyguladığı şiddet, terör, katliam, tehcir ve ötekileştirme ve meşru hükümete karşı darbeyi en şiddetli şekilde kınıyoruz açıklamasını yaptı. Libya'da Hafter, Suudi Arabistan destekli metali serifeleriyle bağını güçlendiriyor. Yine Libyalı 171 Kara Harp Okulu 2. sınıf öğrencisi Isparta'da terörle mücadele eğitimi ve tatbikat merkezi komutanlığında 20 Temmuz 2020 tarihinde başlayan eğitimlerini başarıyla devam ettiriyor. Bununla ilgili de görseller paylaşılmış. Yine Ulusal Mutabakat Hükümeti yani GNA Başkanlık Konseyi Lübnan'daki korkunç olay için taziye mesajı yayınladı. Bu krizi aşmak için herkesin bir araya gelmesi gerek ifadeleri kullanıldı.
Yine Mustafa Şentop, El Mişri'yi ortak işbirliği için zemin hazırlamak üzere Ankara'yı ziyaret etmeye davet etti. İngiliz yayın sitesi olan Middle East Monitor, Birleşik Arap Emirlikleri kaynakları yabancı gündemlere hizmet etmeye adamış, komplo kurabilme yeteneğine sahip Siyonist sömürge varlığının bir koludur. Diyor ki zaten Birleşik Arap Emirlikleri İngilizlerin kölesi. İngiliz gazetesinin bunu yazması da ilginç bir şey. Alman Bild gazetesi Rusya'nın Mısır ve Sudan dahil 6 Afrika ülkesinde askeri üs kurma iznini aldığını bildirdi. Evet, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ndeki Misrata Uluslararası Havalimanı'nda ticari gelişmelerin askıya alındığı açıklandı. Bilindiği gibi yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle Mitiga Havalimanı 9 Ağustos Pazar günü itibaren ticari hava yolları için hizmetlerini yeniden açmaya hazırlanıyor. İtalya Savunma Bakanı bugün Libya'ya geliyor arkadaşlar. Bu da önemli bir gelişme. Bilindiği gibi İtalyan askerleri Libya'dan kovulmuştu. Ruslar Haftar için savaşmak ve petrol tesislerini kontrol altına almak amacıyla Esed'in kontrol ettiği bölgelerden 3000 milisi Libya'ya ölüme gönderdi arkadaşlar. Bu da önemli bir gelişme. Günün gelişmeleri bu kadardı. Bugün çok fazla gelişme yok. Hoşça kalın. واستعداداتنا كعملية تأمين وتحرير سرطة الجفرة غرفة العمليات ولله الحمد وصلنا الدعم اللوجستي اللازم وصلنا الدعم العسكري التحقت كل القوات التي قامت بطرد هذا المتمرد من طرابلس ومن وفي ومن طرهون الآن التحقت بعملية تأمين وتحرير الجفرة أصبح الدعم العسكري تحت سيطرتنا الدعم اللوجستي قواتنا الآن جاهزة نحن الآن تركنا المجال للقادة والسياسيين نحن نتبع حكومة الوفاق الوطني هذه الحكومة الشرعية متمثلة في القيادة الأعلى للجيش الليبي ننتظر في الأوامر فقط لعل وعسى يأتي الحل السياسي بأكلة ولا يتم الدخول عسكريا حتى لا نريق لطراق دماء الليبيين أكثر وأكثر وتدمر سرت وتدمر جفرة مرة تالية.